Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan FETÖ'cü bilişimcilerden bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. O mesajımız darbe girişiminde aktif rol alan FETÖ'cü bilişimcilerden bahsetmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün karıştığı kumpasları, ihanetleri, örgüt yöneticilerini anlattığımız videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 yıl geçti. Fethullahçı terör örgütü mensupları dünyanın pek çok ülkesine kaçtı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya merkezli yapılanmalarla yeniden ayağa kalkmaya çalıştılar. Türkiye'deki örgüt üyelerine yardım yaptılar. Türkiye'deki cezaevindeki örgüt üyelerine konuşmamalar adına ailelerine paralar gönderiliyor. Ve örgüt 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen bir yalanı sürekli tekrarlamaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimiyle bizim hiçbir alakamız yok. 15 Temmuz darbe girişimi bir tiyatrodur. 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan bir tane FETÖ'cü bulamazsınız. Eğer bizden olduğu iddia edilen birileri varsa da bunlar istihbarat tarafından devşirilmiş adamlardır. İşte en büyük örnek olarak da Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün dahliyle mahkemeden serbest bırakılıp kaçırılmasına rağmen işte Adil Öksüz MİT'ciydi, o nedenle kaçırıldı şeklinde bir savunma gerçekleştiriyorlar. Hatta maliyeden ihraç bazı FETÖ'cülere yurt dışında gazeteci sertifikası aldırarak onları gazeteciymiş gibi konuşturarak 15 Temmuz'u aydınlatıyoruz şeklinde videolar çekiyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen Fethullahçı terör örgütü mensuplarının cevaplayamadığı bazı isimler var. Bu isimlerin başında da Sezai Kod adlı İsmail Kokuroğlu geliyor. Ve İsmail Kokuroğlu bu videonun merkezinde yer alan isimlerden biri. Biz kendisini 24 Haziran 2018 seçimlerinde Türkiye'de isyan planlayan FETÖ'cülerin lideri olarak, FETÖ'cülerin beyni olarak biliyoruz. O İsmail Kokuroğlu 15 Temmuz darbe girişiminde hafızalardan kazınmayan İki görüntünün merkezinde yer alıyor. Nedir o görüntüler? Hatırlayalım. 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı videolarda sıklıkla karşılaştığımız bir görüntü vardır. Helikopter İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park Arena'ya iner ve onun içerisinden bazıları çıkar. Ardından da sabaha karşı 3 tane isim bir binanın arka kapısından kaçmaya çalışır. Hatta o kadar hantaldırlar ki küçücük bir çitten atlamak için dahi bir sürü mücadele ederler ve ardından kaçarlar. İşte o görüntüdeki 3 kişi Fethullahçı terör örgütü tarafından görevlendirilmiş, İstanbul Ümraniye'den alınmış, TRT'nin Dijitürk'ün görüntülerini kesmekle görevlendirilmiş bilişimci isimler. Kim bunlar? Bir tanesi Fethullahçı terör örgütünün bilişim işlerini yapan Sürat Teknoloji'nin genel müdürü Harun Şahin. Bir diğeri Fethullahçı terör örgütüne bağlı şirketlerin internet işlerini yapan Süpercom'un CEO'su Seyfullah Genç. O videodaki üçüncü kişi de Fethullahçı terör örgütüne bağlı şirketlerden birisi olan Surat Bilişim'de bilişim uzmanı olarak çalışan Niyazi Akalın. Yani 15 Temmuz darbe girişiminde sabaha karşı İstanbul'da arka kapıdan kaçmaya çalışan o 3 kişi, Fethullahçı terör örgütüne bağlı şirketlerde çalışan, o şirketlerin sahibi ya da yöneticisi olan bilişim uzmanı kişiler. Hatta o 3 kişi Niyazi Akalın'ın Ümraniye'deki evinde buluşarak Fethullahçı terör örgütü mensubu askerler tarafından helikoptere bindiriliyor ve ardından Vodafone Park Arena'ya indiriliyor. O helikopteri kullanan kişi de Fethullahçı terör örgütü mensuplarının, bu kadının FETÖ ile hiçbir alakası yok, siz bizden intikam almak için herkesi hapse atıyorsunuz dediği Kerime Kumaş Yıldırım. Kerime Kumaş Yıldırım da bir terör operasyonu olduğu gerekçesiyle o helikopteri kullandığını iddia eden bir isimdi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütü mensubu Niyazi Akalın'ın evinde toplanarak helikopterle TRT'nin yayınını kesmeye giden o FETÖ'cüler olduğu gibi Ankara'da da TürkSat'ın yayınını kesmek için giden 3 tane bilişimci var ve bunlar da İstanbul'dan Ankara'ya giden kişiler. Bunlar kim? Bir tanesi Salih Mehmet Dağköy. Bu isim oldukça enteresan. LinkedIn'de bir profili var. Profiline baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yamanlar Fen Lisesi mezunu. Ardından Samanyolu Yayın Holding'de çalışmış.
Kısa bir süre özel sektörde başka şirketlerde çalışsa da İzmir'de FETÖ'nün kurduğu ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Şifa Üniversitesi'nin bilişim direktörü olarak çalışan bir isim. Yani FETÖ'nün okullarında okumuş, FETÖ'nün şirketlerinde çalışmış, ardından FETÖ'nün üniversitesinde bilişim uzmanı olan kişi 15 Temmuz günü İzmir'den İstanbul'a gelip, İstanbul'dan da arabayla Ankara'ya giderek Türksat yayınını kesmeye çalışıyor. Bir diğer isim, İstanbul'dan Ankara'ya gidip Türksat yayınını kesmeye çalışan diğer kişi Birol Baki isimli bir yazılım mühendisi. Birol Baki de Samanyolu Televizyonu'nun adresinde kurulan bir bilişim şirketinde yönetici olarak çalışan bir isim. Yani 15 Temmuz günü Ankara'da Türksat binasını basmaya çalışıp Türksat yayınını kesmeye çalışan kişiler FETÖ'nün şirketlerinde çalışan bilişim uzmanları. Ve Birol Baki'nin uzmanlık alanı televizyon yayınları, internet üzerinden uydu yayınları ve bu yayınların kesilmesine ilişkin çalışmalar. İstanbul'dan Ankara'ya giden bu bilişim uzmanları Ankara'da bir evde buluşuyorlar ve bu evin sahibi daha sonra itirafçı olarak diyor ki ben örgütün okullarında okudum, ardından örgüt tarafından bir takım atamalarım yapıldı, en son başbakanlığa bağlı BİMER'de çalışıyordum, ancak işimden memnun değildim çünkü maaşım kesilmişti. Yeni bir iş için çevreme haberler gönderdim ve 15 Temmuz günü bir evde buluşuldu. Orada Ramazan Güzel isimli bir kişi vardı. Bu işime dikkat. Orada Ramazan Güzel isimli bir kişi vardı ve bana amcalar Amerika ile anlaştı. Bugün darbe olacak. Siz de askerlere danışmanlık yapacaksınız şeklinde talimat verdi. Ancak ben kabul etmedim diyor. Ramazan Güzel kim? Fethullahçı terör örgütünün bilişim yapılanması içerisinde mahrem imam olduğu, örgüt içerisindeki herkes tarafından kabul edilen bir isim. Ve Ramazan Güzel hiyerarşik olarak İsmail Kokuroğlu'na bağlı. Yani 15 Temmuz günü önce İzmir'den İstanbul'a, ardından İstanbul'dan Ankara'ya bilişimcileri getirip Türksat'ın basılması için talimat veren ve darbe olacak amcalar Amerika ile anlaştı şeklinde elini apoletlere götürüp askeriyenin bu işin içinde olduğunu iddia eden kişi İsmail Kokuroğlu denen 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye'deki cezaevlerinde isyan planlayan FETÖ mahrem imamına bağlı çalışan bir kişi. Ve Ramazan Güzel 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçıp Avrupa'da dahi kalmayıp Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan, Amerika Birleşik Devletleri'nde rahat bir hayat süren bir isim. İstanbul'da da bir toplantı olduğundan bahsetmiştik. FETÖ'cü bilişim uzmanı Niyazi Akalın'ın Ümraniye'deki evinde toplanıldığını ve bu kişilerin önce Çamlıca'ya götürüldüğü, ardından helikopterle Vodafone Park Arena'ya indirildiği, orada darbeci askerler tarafından stadyumdan alınarak TRT'ye gönderildiğinden bahsetmiştik. İşte bu evde toplanılması emrini veren Tuğrul Budur da Ramazan Genç ve İsmail Kokuroğlu'na bağlı bir FETÖ mahrem imamı. Ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani 15 Temmuz darbe girişimi günü İstanbul'da ve Ankara'da FETÖ'nün okullarında okuyan, FETÖ'nün şirketlerinde çalışan, FETÖ'nün şirketlerinde yönetici olan bilişim uzmanlarını ayrı ayrı evlerde toplayıp onları darbeci askerlere vererek darbeci askerlerin emrinde çalışacaksınız, onlar ne derse yapacaksınız şeklinde talimat veren mahrem imamlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorlar ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İsmail Kokuroğlu'na bağlı çalışan isimler. Bunların adresleri belli, bunların kaldıkları yerler belli, FETÖ'den aldıkları maaşlarla yüz binlerce dolar değerindeki evlerde kalıyorlar, son model arabalara biniyorlar ve Fethullahçı terör örgütünün Amerika'daki ve Avrupa'daki sözde gazetecileri, gazeteci görünümlü tetikçileri de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'nün hiçbir rolünün olmadığını, FETÖ'nün tuzağa düşürüldüğünü iddia eden yayınlar yapıyorlar 8 yıldır. Buraya kadar anlattıklarımızı özetleyerek videomuzun sonuna gelelim. Çok sayıda isimden bahsettik çünkü. 1. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fethullahçı terör örgütü mensubu bazı bilişimciler İstanbul'da ve Ankara'da televizyon yayınlarını kesmek için darbeci askerlerle birlikte hareket ettiler. Bu FETÖ'cü bilişimciler İstanbul Ümraniye'de ve Ankara'da FETÖ'nün bilişimcilerinin evinde toplanarak örgütün mahrem bilişim imamları tarafından talimat alarak bu göreve gittiler. Bu görevi veren mahrem imamların 3'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde kaçtı. Bu emri veren mahrem imamlar Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'den aldıkları maaşlarla, FETÖ'den aldıkları paralarla rahat bir hayat sürüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan bu FETÖ mahrem imamlarının sorumlu olduğu mahrem imam da İsmail Kokuroğlu isminde
FETÖ'nün 24 Haziran 2018 tarihinde cezaevlerinde isyan çıkarma planının kumpasının başında yer alan bir kişi. İsmail Kokuroğlu 24 Haziran 2018 tarihli cezaevlerindeki isyan planının organizatörü olmasına rağmen hala Fethullahçı terör örgütü tarafından ve FETÖ elebaşı tarafından el üstünde tutuluyor. İsmail Kokuroğlu ve altındaki mahrem imamların 15 Temmuz darbe girişimindeki rolleri FETÖ'cüler tarafından en tabandan en tavana kadar biliniyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ'cüler bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimindeki dahlini biliyorlar. Buna rağmen FETÖ tarafından bu isimler korunmaya ve bu isimlere para verilmeye devam ediliyor. Ve 8 yıldır biz Fethullahçı terör örgütü mensubu, kendilerine gazeteci diyen bazı tetikçilerin 15 Temmuz darbe girişiminde Fethullahçı terör örgütünün suçunun olmadığına dair yalanlar dinliyoruz. FETÖ'nün kandırıldığına dair yalanlar dinliyoruz. Başından sonuna kadar Fethullahçı terör örgütü tarafından organize edildiğini, bu darbenin kurgulandığının en büyük delili aslında bu bilişimcilerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptıkları faaliyetler ve İstanbul ve Ankara'daki bu sözde bilişimciler şu an cezaevindeler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar ve cezaevinde çürümeyi bekliyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde darbeye karşı çıkarak Fethullahçı terör örgütü mensubu hainlere bu ülkeyi teslim etmeyen kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ve daha sonrasında Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün karıştığı kumpasları, örgütün ihanetlerini, örgüt yöneticilerini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz.